Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü uygulamada TIA portalda PID bloğunu kullanmayı öğreneceğiz. Bunun için örnek bir uygulama yapacağız. Bu örnek uygulamayı Factory.io uygulamasından yapacağım arkadaşlar. Burada bir tank olacak. Buraya bir sıvı oransal bir vanayla sıvı dolduracağız. Ardından seviye sensörüyle de bu sıvının seviyesini ölçeceğiz. İstediğimiz, yani bizim istediğimiz seviyede tutacağız bu sıvı seviyesini. PID kontrolü bunu sağlayacağız. Hemen başlayalım istiyorsanız arkadaşlar. Hemen buradan yeni proje. Şuradan tank bloğunu ekleyelim arkadaşlar. Şimdi şurada arkadaşlar şöyle yakınlaşalım. Şöyle bunun teklerini de açalım. Şimdi bu sistemde arkadaşlar bir boşaltma vanası var oransal. Doldurma vanası var şu üstte oransal. Şurada. Fil valve dediği tank bir fil valve ve seviye sensörü var arkadaşlar. Biz şu fil valve ve seviye sensörünü kullanacağız. Boşaltmayı da manuel yapacağız. Bu boşaltmaya göre de istediğimiz seviyede suyu dolduracağız. Yani üstteki şu vana ile. Hemen bunların tek atamasını yapalım arkadaşlar istiyorsanız sisteme. Şuradan file driver'dan şeyi açıp bağlayalım önce buraya bir TIA portaldaki projeyi. Factory.io'yu TIA portaldan kontrol edebilmek için Factory.io'nun sitesinden Factory.io template dosyasını indirip yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani ben TIA portal içinden o projeyi açacağım birazdan. Direkt haberleşmesini sağlayan fonksiyon var içinde. S7-1200V15 için sitesinden indirebilirsiniz. Şunu açtıktan sonra şu an arkadaşlar Project View'den biraz ağır çalışıyor bilgisayar, kusura bakmayın. Şurada default olarak 12-11C modeli geliyor arkadaşlar, bunu değiştirelim. Şurada üzerine sağ tıklayıp change device dedikten sonra şuradan 12-14C DC-DC ekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunu da değiştirelim. Bu yeni şey
derleyelim arkadaşlar önce. Derledikten sonra arkadaşlar şurada bir uyarımız var. Önce PLC sim'i açalım arkadaşlar. Şurada. Tamamdır arkadaşlar, şu an kullanma az hale getirdik. Factory.io tarafına geçip ayarlarımızı yapabiliriz. Buradan driver'dan LCD1200 seçtikten sonra şimdi arkadaşlar bizim kullanacağımız kullanacağımız ekipmanlar level meter ve fill valve, yani bir doldurma vanasıyla seviye sensörünü kullanacağız. Onun için bunları uygun inputlara bağlayalım veya level meter'i input'a, analog input'a, fill valve'yi de analog output'a bağlayalım arkadaşlar. Şuradan file drive'dan şurada önce bir konfigürasyon ayarlarını yapalım arkadaşlar. S7200 şu dev oldu, word yapalım arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Şunu şuradan PLC sim seçelim arkadaşlar. Çünkü PLC sim'e bağlanacağız. S7200'e değil. Ardından konfigürasyon ayarlarına geçtikten sonra şu dev oldu, word yapalım arkadaşlar. Şimdi tank 1'in level meter'ini input word 30 adresine bağlıyorum arkadaşlar. Tank 1'in doldurma vanasını fill valve'yi de keyword 30 adresine bağlıyorum arkadaşlar. Şimdilik buradaki işimiz bitti. Şimdi bu buradaki input ve output adreslerini bizim PLC'ye aynı adrese olacak şekilde bağlayalım arkadaşlar. Şimdi indirelim şuraya. Şimdi bize bir de analog output lazım. Bu SD1214C'nin üzerinde 2 adet analog input giriş var. Output girişi yok. Onun için şuradan ekleyelim. Hardware katalogdan. Şuradan analog input output ekleyelim bir tane. Fark etmez arkadaşlar. Şunu ekleyelim.
dedikten sonra burayı kapatalım arkadaşlar. Şimdi bizim input adresimizi, envelope input adresimizi önce input word 30 adresine taşıyalım arkadaşlar. Şuradan üzerine tıkladıktan sonra properties'ten analog input'ları açtıktan sonra arkadaşlar şurayı biraz büyüteyim. Şurada start adresi 64'ten başlamış arkadaşlar. Biz bunu 30 yapalım. Tamamdır bu arkadaşlar. Bir de output adresini 30'a çekelim. Analog output adresini. Analog output modülüne tıkladıktan sonra arkadaşlar şurada analog output var. Analog input output'un üzerine geldikten sonra şurada output adres var arkadaşlar. Şurada 96'dan bakalım. Basılmış default olarak. Bunu da 30'a çekelim arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Burası tamamdır. Bu donanım ayarlarını DLC'ye yükleyelim istiyorsanız arkadaşlar. Şurada önce stop modu alalım. Buradan yükleyelim. Yükledikten sonra PLC RAM modu alalım. Donanım ayarlarımız tamamdır arkadaşlar. Şimdi PID Brown'u arkadaşlar Cycle Interrupt'ın içinde çalıştıracağız. Bu yüzden Add New Block'tan şurada Organization Block içinde Cycle Interrupt var arkadaşlar. Şurada Cycle Time, şurayı 1 saniye yapıyoruz arkadaşlar. Bir sıfır da ekliyoruz buraya. OK dedikten sonra arkadaşlar Cycle interrupt'ımız geldi arkadaşlar. PID bloğunu buraya ekleyeceğiz arkadaşlar. PID bloğunu eklemek için arkadaşlar şuradan deepgaris'ten instruction'dan teknolojinin içinde arkadaşlar şurada PID kontroller compact PID ekleyeceğiz arkadaşlar. Yalnız compact PID şurada versiyon 6.0 yazıyor. 6.0 S7200 serilerinde çalışmaz arkadaşlar. S7200 serilerinde bu bloğun çalışmasını istiyorsa buradaki versiyonu 1.2 seçeceğiz arkadaşlar. 1.2 seçtikten sonra arkadaşlar PID compact'ı alıp Cycle Interrupt'ın içine sürüklüyoruz. Şuradan bize data blok oluşturacak bir tane. Bu da PID 1 olsun arkadaşlar. OK dedikten sonra arkadaşlar PID blokumuz geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar input var, input pair var. Input eğer biz bir değeri kendimiz skala edeceksek input'a giriyoruz ama PLC'nin skala etmesini istiyorsak input pair'e giriyoruz. Yani doğrudan buraya ben şu input değeri olan şu sensörün, seviye sensörünün şuradaki level meter'ın bağladığım adresini şuraya yazıyorum arkadaşlar. Nereye bağladım arkadaşlar? EW 30'a bağladık. Ben tıklıyoruz arkadaşlar. Bunun data tipini belirleyelim arkadaşlar. Workday integer olacak arkadaşlar. Change dedikten sonra tamamdır arkadaşlar. Bir de output pair var. Bu da aynı mantık arkadaşlar. Output
Output'umuz ne arkadaşlar? Output'umuz şuradaki oransal bağlanın aktüatörü, yani fill value varlığı. Onu nereye bağlamıştık arkadaşlar? Bakalım şuradan. Onu da keyword 30'a bağlamışız arkadaşlar. Şuraya o zaman keyword 30 giriyoruz arkadaşlar. Keyword 30. Enter. Ardından bunun da üzerine gelip sağ tıkladıktan sonra rewire tag dedikten sonra arkadaşlar bunu da data tipini integer yapıyoruz. Burası tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar teknoloji objects'in içine gelip PID 1 DB bloğunu açıp en başta yapmamız gereken arkadaşlar DB bloğun üzerine gelip sağ tıklayıp Open DB editörü açmak olacak arkadaşlar. Burada bizim PID bloğumuzun içindeki bütün değişken ve tanımlamaları var. Burada bizim bir değeri değiştirmemiz gerekiyor. Değiştireceğimiz değer arkadaşlar Sred içinde E-Mode. Şurada en sonda Sred var. Şurada E-Mode var. Bu E-Mode arkadaşlar neymiş bakalım. Şurada Set to Change Status diyor. 0 seçersek inaktif olur arkadaşlar. Yani PLC açılıp kapattıktan sonra bizim ayarladığımız PID değerleri toz olur. Onun için bunu bizim otomatik moda almamız lazım. Otomatik moda almak için ne yapıyoruz arkadaşlar? 3 yazıyoruz. Şurada 3. Otomatik mod 3'e eşit. O zaman bunun değerine 3 yazıyoruz arkadaşlar. Şurada şuraya 3 yazıyoruz. Burası da tamam arkadaşlar. Ardından konfigürasyona geliyoruz arkadaşlar. PID bloğun konfigürasyonundayız şu an. Kontrol tipi. Şuradan kontrol tipinde kontrol edeceğiz arkadaşlar. Biz bakalım ne kontrol edeceğimize. Şuradaki seviye iğne seviyesi, sıvı seviyesi, sıvı seviyesi hacim olur. Hacim. Hacimsel yönden kontrol edeceğiz. Yani litre tarzından. O yüzden şuraya volume giriyoruz arkadaşlar. Şurada volume. Ardından ikincisine input output parametrelere geliyoruz arkadaşlar. Biz ne seçtik? Input per analog, output per analog. Tamamdır arkadaşlar burası. Set point değerini sonradan gireceğiz arkadaşlar. Şurada process value setting var. Şurada ne var arkadaşlar? Şunu tuşuna gönderelim. Şurada process value limitleri var arkadaşlar. Yani diyor ki sen ne ile ne arasındaki değeri kontrol edeceksin. Bakalım buraya arkadaşlar. Şu seviye sensörünün değerleri ne ile ne arasında değişiyor? Şuradan 0 ile 0 ile 300 arasında arkadaşlar. Şurada 300. O zaman şurası 0, şurası 300. Process value scaling. Şimdi kaçta hangi değerler arasında scale edecek? 0 ile 300 arasında scale etsin. Hangi değerleri? 0 ile 27648 değerini. Bu analog input'tan gelen değeri şu değer arasında scale edecek. Tamamdır arkadaşlar burası. Advanced settings'ten burası böyle kalıyor. BVM çıkışını kullanmadık. Output değer limiti 0 ile 100 arasında seçersek arkadaşlar bizim analog output modülümüz 0 ile 10 volt arasında değer veriyor arkadaşlar. Eğer buraya %50 yaparsak eksi 5, özür dilerim 5 ile 10 volt arasında değer verir. Burası da 0 ile 100, yani tam aralığını kullanıyoruz. Burada PID parametreleri birazdan şuradan commissions'dan ayarladıktan sonra şuradaki ayarları yaptıktan sonra otomatik olarak buraya o değerler gelecek. Ama isterseniz elle de girebilirsiniz. Değerleri biliyorsanız. Daha önce bir hesaplama yaptıysanız, ama biz öyle yapmayacağız. Şuradan hesaplayacağız. Ardından commissions'a geldikten sonra burada arkadaşlar şurayı biraz büyüteyim. Değerler
şuradan birazdan hesaplamalara başlayacak. Ama öncesinde bizim yaptığımız değişiklikleri piyasaya yükleyelim arkadaşlar. Şuraya geldikten sonra şunu compile. Şunu da compile edelim. Şunu da edelim arkadaşlar. Ardından bunu üzerine geldikten sonra bunu piyasaya gönderelim. Arkadaşlar cycle interrupt'ın üstüne gelip set point değeri atayalım. Set point değerini şu şekilde yapalım. Şimdi şurada arkadaşlar şu boşaltma vanasını biz elle kontrol edelim. Sürekli özür dilerim flowmetre açtım. Şurada boşaltma vanası 4.2'de sürekli boşaltsın arkadaşlar bu. Şu tank bir level meter de açık kalsın. Dampif bir wave ile açık kalsın. Şu ikisini PID ile kontrol edeceğiz. Şunu manuel kontrol edeceğiz. Hani bozucu etki yaratacağız bunda. Deşarj valvinde. Şimdi arkadaşlar nerede kalmıştık? Set point değeri. Örneğin tankın yarısı sürekli dolu olarak kalsın. Yani boşaltma vanası açık olduğu halde sürekli 150'de tutsun bunu arkadaşlar. Onun için set point değerine 150 giriyoruz. Şurada set point değerine birazdan 150 gireceğiz. Şurada hepsinde online olalım arkadaşlar önce. Şeyi de şuradan çalıştıralım. Factory IO'yu. Şuradan PLC'ye bağlanmış mı? Kontrol edelim. Bağlanmamışız arkadaşlar. Şuradan bağlanalım. Connect diyelim ve PLC sim'e bağlanalım. Şu an bağlandı arkadaşlar PLC sim'e. Simülasyonu çalıştıralım. Çalışır halde kalsın. TIA portala gelelim arkadaşlar. Şu an TIA portal içinden PID bloğunu canlı izlemeye alalım. Şurada bir set point değeri atayalım arkadaşlar. Üzerine gelip sağ tıkladıktan sonra şuraya önce bir hafıza alanı atayalım. Ardından set point değeri atayalım. Şuradan çıkalım. Şuraya M4 100 alanını atayalım arkadaşlar. M4 100 olmuş. M4 10 atayalım. 10 olur. 20. Bunun data tipini değiştirelim arkadaşlar. Data tipinde sorun var. Bunu integer yaptıktan sonra buraya istediğimiz adresi atıyoruz. Envelope 20'de kalsın arkadaşlar. Tamam burası. Şimdi tekrardan online olalım. Önce bir PLC'ye yükleyelim. Değişiklikler yaptık. Şuraya bir 150 set değerini atayalım arkadaşlar. Özür. Yani şurayı önce bir canlı izlemeye geçelim. Ardından bunu modify operant'tan 150 set değerini atalım arkadaşlar. Ardından komisyonu açalım.
buradan daha fazla canlı mola geçelim. Şimdi canlı mola geçtikten sonra arkadaşlar güzel bir deli buraya geldi. Şurada Breton ilgi açıp Start'a basalım arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar, şu an yakaladı. Ardından gerekli değerleri PLC'ye göndereceğiz arkadaşlar. Şurada şunu indirelim, şunu yükelim. Şurada upload PID parametrelerini PLC'ye gönder var. Şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Şu an gönderdi. Gönderdikten sonra arkadaşlar PLC'ye yüklememiz gerekiyor. Açalım tekrardan.
şuraya gelip şurada gönderelim piyasaya arkadaşlar. Şu an piyasaya yüklendi arkadaşlar. Set değeri de bizim vanamızın değerini izleyelim arkadaşlar. Şurada faktörü ayı da açalım. Şimdi şu an set değerini yakalamış durumda. Buradan start'a basıyoruz arkadaşlar. Şu an izlemeye başladı. Şurayı hatta biraz daha büyütelim. Şimdi bir bozucu etki yaratalım arkadaşlar. Örneğin boşaltma vanasını biraz daha açalım. Şu an yakalamaya çalışıyor arkadaşlar. Tekrardan. Şurada boşaltma vanasını tam açalım. Daha büyük bir boşluk yetiyor. Şurada 7.2'ye getirelim. Şu an 150 olan set değerine gelmeye çalışıyor. Set değerine geliyor arkadaşlar. Şurada yakaladım. Aşağıdan da görebilirsiniz. Hızlı bir şekilde yakalıyor arkadaşlar. Böyle set değerini çekelim. Yüze çekelim bakalım. Nasıl yakalayacağım arkadaşlar. Şurada. Yüze çekelim arkadaşlar. Şurada arkadaşlar. Hemen boşaltma alanında. Şuradan hemen yakalıyor. Şurada görüyorsunuz. Arkadaşlar bu videoda PID kontrol tekniğini anlattım sizlere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.